Aa geldi sonunda, vallahi geldi. Günaydın, vallahi geldi sonunda. Abi. Buz gibi hava. Ya böyle çıkarsam. Evet arkadaşlar, benim kıyafeti görüyorsunuz. Bir de Sercan'ın kıyafete bakın. 7.5'da bir de böyle. Cıbıl cıbıl. Yoldan görüşürüz. Bugün güzel tur olacak. Evet, bugün Sercan da yollandı. Sercan'a da bir yol bisikleti aşılaması yapıyoruz. Nasıl, daha iyi değil mi? Abi gerçekten daha iyi. En azından hafif, daha böyle evet, atik. Ve gerçekten çok daha az yoruyor. Bugün de Marmaris'te rally yarışı var galiba. Tura başladığımız yerlerde yarış arabalarını toplamışlar. Ara gaz veriyorlar bayağı bir. Neresi acaba şey, güzergahları? Eskiden ya, bu Datça yolundan İçmeler tarafına... Evet, yine aynı taraf. Ay, ama oradaki yol yapılıyordu. Yani İçmeler tarafındaydı parkurlar, gördün mü? Yaptılar herhalde yolu. Evet. Yine Marmaris'in güzellikleri. Evet, bugün yine Sercan'la beraberiz. Mehmet yok. Mehmet'i gönderdik. İstanbul'a, evine gitti. Senelik izin yapacağım ben dedim. Onu gönderdik. Bayrama kadar yok. Daha doğrusu bayramdan sonra gelecek herhalde. Bir üçlü tur yapamadık ya. Bir denk gelemedik yani. Tabii. Neyse, geliriz illaki. Evet, Gökbe'de çıkalım. Yukarıda görüşürüz artık. Hep Mehmet'i beklemeyeceğim. Biraz da Sercan'ı bekleyeyim. Çok mu geç kaldım? Yok ya. Nasılız? Rahat mı? İyi. Evet. Arkadaşlar, günaydın tekrar. Yine Mart ayındayız. Hava hemen hemen soğuk gibi sayılır. Şu an 13 derece de sabah çıktığımızda herhalde bir 8-9 vardı. 8 abi. 8 derece mi? Aynen. Yani burada da hava soğuyor yani. Bakmayın Marmaris'te olduğumuzu. Biz de üşüyoruz. Şortlu olsak da. Dediğim gibi bugün Mehmet yok. Biz zaten üçlü tur yapamadık. Daha denk gelemedik bir türlü. Bakalım, Mehmet dönünce üçlü tur da yaparız. Bugün Sercan'la beraberiz. Dediğim gibi Sercan bugün yol bisikletini aldı. Yolu böyle yavaş yavaş, ince tekere ona aşılıyorum böyle. Bakalım yarın öbür gün belki aldırırız. Şimdilik idareten bisiklet buluyoruz ama. Onda sıkıntı yok. Bugün şöyle bir Gökova tarafına doğru gideceğiz. Sercan'ın işi var. Oradan Köyceğiz'e bisikletle devam edecek. Ben Gökova tarafından muhtemelen geri döneceğim. Bir sürekli kahve içtiğimiz bir benzin istasyonu var. Oraya gideriz, bir kahve içeriz. Oradan da ben geri dönerim. Sercan da yavaş yavaş orada Köyceğiz'e doğru yol alır. Bugün de böyle bir tur yapacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Hadi yoldan görüşürüz. Bir de şey hissettim mesela, geliyorum o %10'lara iniyorum Aksaz'dan gelirken. Mesela ellerimi aşağıya taşıyacağım ya, tek elimi bırakıyorum, rüzgar öyle bir sallamaya başlıyor ki. Sallar. Yani şey de çok önemli, dizayn duruşu. Direkt Börtübet videomda Mehmet'in, hatırlıyorsan, yokuş aşağı inerken de şöyle bir eğilip arkasından bağırıyorum, ayrılığın farkını görüyor musun diye. Rüzgar olayı acayip etkiliyor. Çok etkiliyor. Evet arkadaşlar, bu arada Börtübet videolarını da izleyin bak. Gerçekten çok güzel bir tur oldu. İzlemezseniz bayağı bir şey kaçırırsınız yani. Çok güzel bir yer gezdik. Bisikletle turladık. Gerçekten iyiydi. Evet, biz de şimdi Gökbel'i çıktık. Gökbel'den aşağı doğru yavaş yavaş sallanıyoruz. Gökova yoluna doğru. Mehmet'i biliyorsunuz bu yollarda. Kendini mi salıyor? Rüzgar gibi gidiyor. Bende o kadar cesaret yok valla. Tabii Mehmet motor kullanıcısı aynı zamanda. Hıza alışkın. İki tekerle. Ben o kadar alışkın değilim. Benim yokuş inişlerim hep yavaş olur. Bugün hava güneşli yalnız. Güzel gibi bir gün. Bisiklet işte. Marmaris dolaylarının en güzel tarafı, bisiklete çıktığınız zaman ne çok soğuk bir hava sizi karşılıyor, ne bunaltıcı bir hava sizi karşılıyor. Özellikle kış aylarında. Yazın için konuşmuyorum tabii. Yazın 40 derece, 45 derecenin altında yokuş çıkmak gerçekten öldürüyor adamı da. Marmaris'in kışı güzel ama. Özellikle bisiklet sürmek için gerçekten çok iyi. Ya bisikletle hep ayağa kalkıyorum ıslanınca ya. O daha bisikletinden gene alışkanlık. Alışkanlık şöyle kalkıyorum ulan, rüzgar kesildi. Ben de MTB'ye bindim mi ayağa kalkıyorum, koltuğu iki bacağımın arasına sıkıştırıyorum. Aynen, ben de bak şöyle bacaklarım kırık, ayağa kalkıyorum ben. Hava bugün güzel diyorum, tam bisikletlik. Güzel abi, kesinlikle. Ben de sabahleyin ilk evden çıktım da
Pufu falan takmamıştım. Lan dışarı bir çıktım. Lan dedim soğuk mu çava? Aynen. Sonra pufu falan giydim bir de. Senin memlekette kar vardır ya. Muhtemelen konuşmadı benden herhalde ama. Sercan bu arada Eskişehirli. O Marmaris'liyim demiyorum. Mehmet gibi hiçbir zaman Eskişehirliyim diyor. Ben Eskişehirliyim her zaman. Abi biz Eskişehir'i çok seviyoruz. Hani... Eskişehir güzel bir şehir ya. Ben daha önceden bir kere gelmiştim Eskişehir'e. Ya her şeyin dışında hani ailemiz orada, akrabalarımız orada falan bunların hepsini geçiyorum. Ya Eskişehir'i seviyoruz yani. Şehir olarak çok seviyoruz. Her gittiğimizde ya acaba Eskişehir'e dönsek mi? İşte işi bıraksak mı? Ya gerçekten böyle bizi bir yere çekiyor kendi için Eskişehir'e. Evet, Eskişehir'e de buradan selamlar olsun. Evet, lastiğimize havayı bastık. Benzin istasyonları bu konuda kurtarıcı oluyor. Çünkü el pompasıyla bu lastiklere 120 PSI hava basmak imkansız. Evet. Arnold Schwarzenegger gibi bir şey olmalı lazım yani. Basabilmek için bir 10 yıl boru yapmış olmak lazım. Bilmeyenler için söyleyeyim, bu bisikletlerde ince sibop var. Bizde de dönüştürücü var. Dönüştürücüyle araba sibopuna dönüştürüp benzin istasyonlarında basabiliyorsun. Bir günde buraya gideceğiz değil mi Mehmet abiyle konuştuğumuz? Nereye? İncekum yoluna gireceğiz buradan. Sedir Adası İncekum ha? Oradan geçip devam edeceğiz artık. Yaparız bir gün. Hep şöyle ara orman yolları görünce aklıma sen geliyor ya. Abi benim de hep var ya. Böyle Onur abiyle çok gittiğimiz için ormana. Hadi diyorum şimdi bak olsaydı şuradan insek mi şuraya çıksak mı derdi. Benim de lastik almam lazım ya, artık lastikler iyicene kabaklaştı. MTB lastiği aldık, kenara koyduk duruyor. Ama onlar bayağı bitikti ya MTB'ninkiler. Bununkiler daha bitik abi, bende gram diş yok. Dümdüz lastikler. Schwable'nin Kojak diye bir lastiği var, dümdüz böyle. Hiç dişi yok onun gibi yani şu an. Az hava üşüdü ya gölgelerde. Evet, abi üşüdü. İki giymişim üstü. Buradan mıydı Sedir Adası'nın girişi ya? Çam mı? İkinci giriş de buradan. Günaydın. Bisikletleri görün değil mi? Aynen çok güzel. Ne lan baksa 100 bin liralık falan mı bisiklet en az. Nasıl sen daha önceden ince tekerli hiç uzun yol yaptın mı? Hayır hiç yapmadım abi. Yani... Nasıl? Deneyimini anlat bakalım. Şöyle, acayip keyifli. Değil mi? Yani altından kayıp gidiyor bisiklet. Ya ikisinin de keyfi başka şimdi. Çok farklı. Aynen. Öbürküyle de böyle zıpırlık yapabiliyoruz ya ormanda. Abi ötekinde de işte orman, dağ, bayır, köy. Ama her türlü yola gir. Yoldan gidiyorsan. Böyle hafif stabilize yollara da geliyor bu. Yani çok böyle bozuk olmayacak ama yine bozuk. Yine ikinci yolundan örnek. Ya ne asfalttı o ya. Yine siz ikincikte asfaltı bulmuşsunuz ya. Benim hatırladığım full toprak bir yoldu orası. Abi asfaltı bulduk da asfaltı atmasalardı daha iyiydi yani. Toprakta gitsem ben o kadar sallanmazdım yani. Titreşim yemezdim. Ya şu Marmaris Yalancı Boğaz. Oralara yani kesinlikle bisiklet yolu, koşu yolu yapılması lazım. Aynen. Hatta bu Muğla tüm ilçelerini böyle büyük bir proje yapıp bisiklet yoluyla bağlasalar. Çünkü herkes, turistler, yerli turistler, yabancı turistler, herkes kullanıyor. Abi zaten şimdi artık elektrikli bisikletler de yaygınlaştığı için insanlar ulaşımda da tercih ediyor. Aynen. Ha tamam, sizi çok... Uzun mesafelere götürmüyor elektrikli bisikletler. 50 kilometre civarında falan menzili var. Belki o kadar bile yok çoğu. Yeni serilerim var abi ya. 80 kilometre olanlar, 100 kilometre olanlar. Bu yollarda gitmek tehlikeli bak. Sağ tarafta sürekli taşlar devriliyor yollara. Evet. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz kimi yerlerde tel ağa giriyorlar bu sağ tarafındaki olan böyle kayalık yerlere. Çünkü buralarda çok taş düşüyor.
Bir anda bir bakıyorsunuz yolda eşek kadar kaya çıkabiliyor önünüze. Özellikle yağmur yağdığı zaman. Heyler işte ya, toprak kayması. Bizim özellikle Aksaz yolunda çok oluyor orada ya. Orada benim eşimin önüne düşmüş. Sabah düşmüş. Bu son anda fark ediyor sistem dolayı. Allah korusun yani. Direkt öldürür. Evet, çünkü beline geldik. Çıkmaya başlayacağız mı? He? Çıkmaya başlayacağız mı? Bir iki kilometrecik yokuşumuz var. Ahante, 7, %7 eğimli, 1.2 kilometreymiş ya bu. Saymış lan. Ben 2 zannettim. Duracağız mı, çıkacağız mı? Bence bir su içelim. Şeyin başında, daha en son. Tamam. Papatya çiçeklerini koyuyoruz şöyle buradan. Oh. Sercan'ın ilk yol döneminde çok öyle üzmek istemiyorum abi. Duralım abi deyince duruyoruz. Bir de seleye de alışmıştaydım. O jelli seleyi almışsın ya. He? Jelli. Bu jelli değil ya. Neyse bir ara gösteririm arkadaşlar. SMP marka. Tavsiye ederim. Hadi biz bir yokuş çıkalım. Ondan sonra yoldan görüşürüz. Yokuşu bitirdi. Aynen. Çok korktuğum gibi olmadı. Devam edelim mi? Edelim abi. Evet. Yokuşa köye doğru inelim bakalım. Yoldun tabi ince tekerlekli yağ gibi bisikleti. Sağa geç, sağa. Getiren akışı güzelmiş. Bak benimki yakalayamadı. Yokuş aşağı. Ben aynı kilo üstünde. Ben kilodan dedim ama ben genelde ağır oluyorum ya yanımdakilerde. Oradan kazanıyorum yokuş aşağıları. Kaç kilosun ki oğlum sen? İşte yüzdüm de 97 falanımdır. 6. Ben 84 kilo. Bak oradan kazanıyorum abi. Ama o kadar aynen. Fark etmez o ya. Eder abi. Yine de güzelmiş ama gidiş. Gidiyor, iyi gidiyor ya. Ki sıktım lan, fren sıktım. Birkaç yerde vardı. Ne yeşillenmiş her yer. Nasıl? Yeşillenmiş diyorum her yer. Bahar geliyor yavaş yavaş. Çok güzel ya. Zaten bu mevsimler güzel abi. Mayıs'a kadar. Aynen. Mayıs'tan sonra bir nüfus artıyor zaten. Her yer kurumaya başlıyor. Az kaldı. Hemen dönüşte miydi o şey? Bir 2 kilometre falan gidiyorsun ya. 2-3 kilometre. Evet, dönüş evimize geldik. Senin daha 34 kilometren var. 1,5 saat mi? 1,5 saat mi? 34 kilometre mi? Hı. Niye öyle? Şu an kaçta gidiyoruz? 24. 1,5 saat. Şerli gözüktü. Gel bu tarafa. Olayımıza geldik.
Mekana geldik. Evet arkadaşlar, bugün Sercan'da Tribon var. Decathlon'un bisikleti. Soraset var üstünde. Başarılı bisikletmiş. Tavsiye ederim. Ağırlık olarak da güzel. Bakabilirsiniz. Şu mesafe fazla yalnız bak bunda. Nasıl? Şu ön direkt şuradaki... Kadro büyük muhtemelen. Large kadro diyor. Bu medium muhtemelen. Bu small kadro small benimki. Küçük adam mı ya? Modelini söyleyecektim ama okuyamadım. Çünkü bundan birkaç tane vardı Decathlon'da. Evet, molamızı yapalım bakalım. Evet arkadaşlar, geldik mola vereceğimiz benzin istasyonunda. Şimdi bir kahve keyfi yapıyoruz Sercan'la beraber. Şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Sürekli bisikletçiler burada cirit atıyor. Çok bisikletçi var. Geldik, bir kahve keyfi yapıyoruz. Sürekli Mehmet'le geldiğimiz benzin istasyonu burası. Bugün de Sercan'la geldik. İlk defa Sercan'la oturuyoruz burada. Keyif de gidiyor. Yani hava sıcaklığı da güzel. Buradan yavaş yavaş ben geri döneceğim. Bilmiyorum, Sercan da geri dönme gibi niyeti var gibi duruyor şu an. Evet. Yoldan görüşürüz. Bakalım hangimiz önce gideceğiz? Ben Köyceğiz'e mesaj. Aynen arkadaşlar, Sercan karar değiştirdi. Köyceğiz'e devam edecek. Burada ayrılıyoruz yavaş yavaş. Buraya kadar eşlik ettiği için teşekkür ederim kendisine. Teşekkür ederiz. Yani. Hadi sana hayırlı yolculuk madem. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi yolculuk. Hadi bakalım. Evet, biz de yavaş yavaş Marmaris'e doğru devam edelim. İyi, dönüşü yaptık. Marmaris'e 29 km. Lan hiç girmedim şuraya. Bir bakacağım bakayım. Ne var burada? Hep merak ettim burada ne olduğunu. Evet arkadaşlar, burada böyle bir yer de varmış. Baksanıza. Nasıl? Çok iyi değil mi? Harika bir yer. Evet, hep yolda görüyordum burayı. Hiç girmeye fırsatım olmadı. Daha doğrusu aklıma gelmedi yani. Şimdi geçerken aniden karar değiştirdim. Bir gireyim bakayım dedim. Ne var ne yok burada. Güzel bir yermiş. Buraya gelip bir ara oturalım. Hadi bakalım devam. Evet arkadaşlar, az önce girdiğim yer. Burası bildiğiniz jungle ya, orman. Bu nehir süreyi devam ediyor buradan. Muhtemelen bir ucu azmakla birleşiyordur bunun. Evet, Çamlı Sedir Adası'nın bir girişi de burası. Bir gün oraya da Sercan'la Mehmet turist diyor. Konuşmuşlar. Ben de hatırlıyorum sanki öyle bir şeyler de. Bir gün gideriz. Tabii Sedir Adası'na benim bildiğim tekneyle geçiliyor. Yol yok. Burada bir tek yol olan Cennet Adası var.